merhaba. Bugün birlikte domates çorbası yapacağız ama lokanta usulü. Onun püf noktasını vereceğim. Tenceremin altını açıyorum. Şöyle 50 gram kadar tereyağı ya da margarin. Ben bugün margarin kullanıyorum. Çok az da sıvı yağ koyacağım. Bir yemek kaşığı kadar. Yağımın erimesini bekliyorum. Burada 2 kaşık unum var. 1 çay bardağı sütüm var. Onu en son aşamada kullanacağım. Bir de kıştan dolaba koyduğum böyle yarım kaseden fazla biraz domates püren var. 1 çay kaşığı da karabiber kullanacağız. Arkadaşlar, lokanta usulü domates çorbasının püf noktası içine defne yaprağı koyuyorlar. O ayrı bir aroma veriyor. Onu da koyacağız. Kurumuş defne yaprakları var burada. Evet. Şimdi 2 kaşık unumu da koyuyorum. Aktarıyorum. Çok fazla kavurmayacağız. Şöyle rengi dönünce, kokusu çıkınca salçamızı ve pürenizi koyacağız. Şimdi 1 çay kaşığı karabiberimi de koyacağım. Onun da kavrulmasını istiyorum. Aroması daha güzel çıkıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kadar yeterli unun kavrulması. Buradaki domates püremi aktarıyorum. 1 kaşık da domates salçası koyacağım. Dolu dolu 1 kaşık koyacağım. Bunları da kavuracağım. Defne yaprağımı da koyacağım. Şöyle 2 adet defne yaprağı koyuyorum. Sonra onları çorban piştikten sonra çıkaracağım. Aromasını bırakmış olacak. Böyle toparlandı mı yeterli. Şimdi altını kısıyorum. İlk önce bir böyle soğuk su kullanacağım. Sıcak suyum var, ondan da kullanacağım. 2, 3, 4 bardak su kullanalım. Daha sonra kıvamı şey olursa, koyu olursa bir bardak daha kullanırız. Şimdi şöyle bir çırpıcı alacağım. Hatta arkadaşlar bir bardak daha kullanalım. Suyu kıvam koyu oldu. Şöyle 5 bardak kullanmış. Beş bardak suyumuzu kullandık. Biraz da tuz kullanalım arkadaşlar. Tuzu arzuya göre atabilirsiniz. Çorbam kaynamaya başlayınca inmesine yakın 1 çay bardağı sütümü koyacağım. Üzerine de kaşar rendesiyle servis yapacağım. Şimdi çorbamın kaynaması üzere altını biraz daha açıyorum ve bir 10-15 dakika kaynamaya bırakıyorum. Arkadaşlar, çorbam tam 15 dakikadır kaynıyor. Artık defne yapraklarını çıkartacağım içinden. Şöyle 2 tane atmıştık biliyorsunuz. Defne yapraklarını çıkartıyorum. Aromasını vermiştir. Şimdi 1 çay bardağı sütümü yavaş yavaş ilave ediyorum. Siz krema da kullanabilirsiniz ama krema ağır oluyor. Sütten
tercih ediyorum. Çünkü bir taşım daha kaynatıp ağzını kapatacağım. Çorbam servise hazır olacak. Arkadaşlar çorbam servise hazır. Çorbamdan kasemi alıyorum. Lokanta usulü defne yapraklı domates çorbamız hazır. Üzerine de biraz şöyle kaşar peyniri. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.